Herkese merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Boğaç ben. İlk tanıtım videomda söylediğim gibi daha sonra çekeceğim videolarda iki tane temel amacım var arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Bunlardan bir tanesi taşların, doğal taşların gizemli, eşsiz, büyüleyici dünyasına ilişkin sizlerle sohbet etmek. Bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Böylece siz de benimle belki yorumlarda bildiklerinizi paylaşırsınız. Bir ikincisi de şu gördüğünüz kimsenin bir şeye benzetemediği taşları açmak. Bu bana inanılmaz bir heyecan veriyor. Çünkü gerçekten o taşların içinden ne çıkacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla bu heyecanı sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Çok uzun tutmak istemiyorum çünkü videoları. Şu birinci taş gördüğünüz gibi şöyle koyalım. 2 3 4 tane bilmiyorum, çok olabilir ama deneyeceğim. Vaktimiz yettiği kadar. Hemen şöyle göstereyim size. Şu 4 tane taş gördüğünüz gibi. Bunları açalım bakalım içinden ne çıkacak. Her şey sürprizlerle dolu çünkü bu taşlar. Şöyle başlamadan önce en önemli bilgilerden bir tanesini paylaşayım size. Unutmayın ben ev ortamında bunu hobi olarak yapıyorum. Dolayısıyla hiçbir elektronik gereç kullanmıyorum. Kullandığım şeyler sadece zımpara kağıdı. Zımpara kağıtlarını kullanırken taşları açmak için ve parlatmaya kadar devam edecek bu. Size önerim şu. İlk başta 80 veya 120'lik bir zımpara kağıdı ile başlayın. 80 ve 120 dediğim bakın burada grit denen şey. Buna kum diye de geçebilir. Özellikle de şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü suyla beraber çalışmanız gerekiyor. Anlatacağım niye. Suya dayanıklı olmasını seçin. Ben en başından beri bununla başladım. Bununla devam ediyorum. Gayet memnunum. Ondan sonra acıma. İlk başta 80-120 ile kabasını alıyoruz. Daha sonra 220'den 300'e kadar seçebilirsiniz. Gene bu da bir kaba alma. Ama her seferinde şunu unutmayın. Zımpara kağıtlarının sertliği, gücü diyelim ya da azalarak gidecek ki. Çünkü parlatma işleminde zımpara kağıtlarının 80 ve 120'liklerin mesela verdiği zararı, çünkü çizikler bırakıyor. Kapatmak aslında parlatmak dediğiniz. Dolayısıyla 80-120 ile başlayacağız. İyice bir kabasını alabilmek için taşlarım. Daha sonra bir daha bir kaba diyorum ben ikinci aşama. 200'den 300'e kadar seçebilirsiniz. Ondan sonra da parlatma aşaması başlayacak. O zaman da 500 tarzı size tavsiye ederim. Bir 500'lükle artık yavaş yavaş çizikleri kapatacağız. En sonunda da 1000'lik yani kum veya grit dediğimiz değeri 1000 olan bir zımpara kağıdıyla da taşların parlatmasına geçeceğiz. Şimdi 4 tane taş seçtim ama bilmiyorum zaman ne kadar yetecek. Dediğim gibi çok uzun da tutmak istemiyorum. Şöyle sizler için sıfırdan bir tane kağıt açtım. Normalde şunları kullanıyorum. Çünkü daha ekonomik oluyor. Bunlar kullandıkça aslında gridleri düşüyor. Dolayısıyla kullanılabiliyor ama onları konuşuruz. Şimdi mutlaka ve mutlaka şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Mutlaka bir maske takın. Gözlerinizi mümkünse korumaya alın. Yani gözlük kullananlar için ekstra bir şey gerekmeyebilir ama gözlük kullanmıyorsanız belki o plastik şeylerden. Bir de eldiven takın. Eldiven takmanızın sebebi fazla suyla işlemi yapacağız. Dolayısıyla hem nemleniyor eller hem de birazdan göreceksiniz. Taşlar özellikle benim tavsiye edeceğim taşlar Jasper, Petrified ve Onyx. Çünkü diğer kristal taşları zımpara kağıdıyla açamazsınız. Yani bunları kristalleşmiş kağıtları zımpara kağıdı hiçbir şekilde işlemiyor. Dolayısıyla bunların hepsinin içinde silika var. Yani bu kalsiyum ve kuars ailesinden göreceğiniz 6,5-6 civarında sertliği olan taşlarda beyaz toz halinde bu silika bırakıyor. Bu sizin ciğerlerinize zararlı. Dolayısıyla toparlamak gerekirse maske ve eldiveni şiddetle tavsiye ediyorum. Gözlük kullananlar için ekstra bir şey gerek yok. 4 tane taşımız burada. Suya ihtiyacımız var dediğim gibi. Çünkü tozu, o çıkacak olan tozu en azından bir miktarını kartonda kalsın diye, zımpara kağıdında kalsın diye. Hemen şöyle hızlıca başlayalım. Şuradan bir tane rastgele seçiyorum arkadaşlar. Şununla başlayalım. Daha önceki videoda şeyi belirtmiştim size. Yani bakın görüyorsunuz değil mi? Beyazı hemen bırakmaya başladı. Aynen. Daha önce de şeyi belirtmiştim size, hatırlarsanız. Yani kendinize bir yol seçmeniz gerekiyor. Çünkü özellikle Türkiye'de toplayabileceğimiz taşlar, dışarıdan toplayabileceğimiz taşlar anlamında söylüyorum. Bunlar kuars ailesinden, kalsedon ailesinden, mesela işte string gibi, kuarsın çeşitleri gibi ama bunlar çok sert. Bunları ev ortamında böyle hobi şeklinde eldivenle, zımpara kağıdına şekil veremezsiniz, açamazsınız bile. Dolayısıyla aynı aileden, Türkiye'de bence bolca bulunan,
Benim en favorim zaten jasper, ki jasper dediğim taş sadece bir taş gibi düşünmeyin. 20'den fazla çeşidi var. İnanılmaz desenli. O yüzden ben bayılıyorum bu taşa. Onyx. Onyx'i zaten siyah olduğu için tanırsınız. Belki aklınıza oradan gelir. Aynı şekilde. Ve diğeri de petrified wood. Bunların aynı zamanda sertlikleri de uygun. Dolayısıyla zımpara kağıdıyla da açabileceğiniz taşlar. Ama tabii bunun dışında farklı sertlik derecesi 6 ve altının aşağısına düşen taşlar da bulabiliyorsanız tabii ki bunları da değerlendirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Böyle hızlı hızlı yapmam gerekiyor. Dediğim gibi şimdiden 5 dakika oldu. Görüyorsunuz ne kadar toz bıraktığını. Bunu dediğim gibi yani kesinlikle nefes almayın. Bunu çekmek istemezsiniz. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet. Bakın görüyor musunuz? O taştan nasıl bir renk, nasıl bir desen gelmeye başladı. İşte benim açıkçası heyecan dediğim de bu. Yani bu taş... Ooo. Evet. Kırmızılıkların güzelliği. Aynen. Kahverengi tonları. Şurada da devam ediyor. Çizgiler. Çok güzel. Büyük ihtimalle bunun arkasında da aynen. O hiçbir şeye benzemeyen bu taştı. Bunu düzenli bir şekilde daha sonraki videolarda bunların olmadı ben size şeyini de gösteririm. Bitmiş hali, parlatılmış hali en azından. Ama en azından şunu görebiliyorsunuz buradan arkadaşlar. İşte bundaki bu desen ve geçişler. Şu haliyle baktığım zaman tam olarak bir jasper çeşidi olduğunu veya söylemem. Yani Onyx zaten değil, Petrified Wood zaten değil ama bir jasper olarak bir şey yapmam çok mümkün değil. Ama renkleri gerçekten çok güzel. Biraz daha açtığımız zaman bunu görebiliriz. Şuradaki desenlerden ve renk geçişlerinden. Evet. İşte heyecan dediğim bu zaten yani. Devam edelim arkadaşlar. İkinci taş. Şurada böyle bir sıradan. Şöyle görüyorsunuz yani işte normal bildiğin çakıl gibi bir şey yani. Bu taşları açarken de şeyi tavsiye ediyorum size şiddetli. Şu düz, mümkün olduğu kadar düz kısımlarını yapmaya çalışın. Çünkü taşlar yumuşak bile olsa böyle çok dalgalı kısımlarını çok uğraştırır sizi. O yüzden düz kısımlarından ilginç bir kahverengi bırakmaya başladı. Zaten daha koyu bir taş olduğu çok belliydi. Ama bu kahverenginin ve tonlarını bırakması beni heyecanlandırıyor çünkü kesinlikle sadece tek renk olsa jasperin üzerindeki tozu aldıktan sonra ki o silika tozudur genelde çok fazla renk bırakmaması gerekir. Dolayısıyla bu çok daha evet. Şimdi bir diğer özellik arkadaşlar bu jasperle ilgili şunu da unutmayın. Böyle açmaya başladığınız zaman taşı suya koyduğunuzda parmağınızla hissediyorsunuz. Gittikçe kayganlaşmaya başlıyor. Ben şu anda onu hissediyorum. Yani bunun çok daha rahat şu anda işlemesi. Sadece biraz daha rengi gelsin diye uzatıyorum işlemi. Bakalım ne çıkacak. Bu şuna bakın. Arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Şimdiden parlamaya başladı. İnanılmaz bir içinde siyah, beyaz büyük ihtimalle o beyazlar kuars veya işte aynen siyahlar belki işte Onyx'e yakın olabilir ve turuncu geçişler var ve devamında kahverengi ton çok güzel. Bu işte parçalanmış parçalardan oluşan jasper'e bir örnek arkadaşlar. Bunu çok rahat internette sorup görebilirsiniz ve çok mutluyum şu anda gerçekten bu renk geçişlerini yakaladığım için ve rengi görüyor musunuz şu parlaklığını almaya başladı. Çok güzel. Bunu da tamamladıktan sonra gösteririm size. Yani evet boydan boya gidiyor. Aynen öyle çok güzel. Süper oldu bu ya. Bunu şöyle koyayım. Ben özellikle bu parçalanmış veya parçalardan oluşan benicated mi öyle bir şey söylüyorlar. Bunu baktığınız zaman öyle yazabilirsiniz. Tam kelimesini bilmiyorum ama bakarım size bir dahaki şeyde. Çok güzel veriyorlar. Şimdi şuna bakalım. İşte şöyle gene göstereyim size. Bu da böyle bir sıradan. Bunun han tarafına başlasak. Şurası biraz daha düz gibi ama sanki bu ön tarafında biraz daha mı? Bir bakalım şöyle bir ön tarafında mı? Arka tarafında mı? Arka tarafından düzden başlayayım da.
Evet. Bakalım buradan ne çıkacak. Şunu şöyle ben bir temizleyeyim biraz yavaş yavaş. Evet, bu da şimdiden kaymaya başladı hissediyorum. Bundan da güzel bir şeyler çıkacak gibi. Bu taş biraz önce bilmiyorum siz de yakaladınız mı ama göstereceğim şimdi size. İlginç bir şekilde fosil de var üzerinde sanırım arkadaşlar. O beyaz geçişler genelde kabuk. Kabukların taşların üzerine kalmasıyla oluyor. Bakın şu beyaz ufak şeyleri görüyor musunuz? Bu dolayısıyla fosil bile olabilir bu taş. Ve bakın arkasında görüyor musunuz şunu? Şu parlaklık kısmında şekillenmeye başladı ve desen çıkıyor. Ben bayılıyorum mesela işte böyle bir beklenmedik desenler çıktığı zaman gerçekten çok çarpıcı oluyor. Şunu da hızlıca şu en azından şunu bir göstermek istiyorum size. Bakalım dediğim gibi o fosiller, çünkü fosiller genelde sertleştiği için hemen kayganlaşıyor. Hemen bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, aynen düşündüğüm gibi. Bakın, fosil kısımlarıyla beraber kendi de şekil alıyor. Fosil kısımları da beyazlıkları yemeye başladı. Çok güzel. Ona da bayıldım ya. Şurada da bir bandı var. Kendiliğinden geçen bir bant. Süper. Son taşa geldik hemen. Şu son taş siyahlardan. Bunu işte 10x diye bekliyorum ama durun bakalım. Hemen şöyle bir gene düz tarafından, ne tarafından açsak bunu? Düz tarafından hemen açalım. Bakın arkadaşlar hemen göstereyim size. Benekler kendiliğinden herhangi bir toz değil. Bu benekli denen Onyx daha makbul olabiliyor. Bu benekli denen Onyx olabilir. Tabii buna biraz daha bakmak gerek. Snowflakes diye geçiyor. Snowflake diye geçiyor. Bu tarafında da var. Şunu da biraz açalım hemen. Kesinlikle diğerlerine göre daha sert bir taş. Onu hissedebiliyorum. Evet. Çok güzel. Onu da parlatıldığı zaman göstermiş olurum ben size. Şöyle bırakayım bunu da. Görüyorsunuz yani kurumaya başladı. Dışarıdan aslında işte baktığınız zaman hiçbir şeye benzetemediğiniz taşlar bir anda gerçekten sürprizlerle dolu. Bunları size gösterdim. Bir sonraki videoda inşallah bunların biraz da parlatma kısmını da sizinle beraber oluruz. Parlatma kısmını gösteririm. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.